herkes için iş sağlığı ve güvenliği. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde başladı. Telefon hattımızın diğer ucunda iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Bahar Tiryaki Boğa hanımefendi var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konumuza geçmeden önce bugün iş hijyenini konuşacağız ama çok kısa sizi tanıyabilir miyiz? Siz ne kadar zamandır bu işin içindesiniz? Ne kadar zamandır iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görev yapıyorsunuz? Tabii ben 11 senedir bu işin içindeyim. Çalışmaya başladıktan sonra, mezun olduktan sonra İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı'nda işe başladım ve burada devam ediyorum. Daha çok kimyasal faktörler alanında uzmanlaştım. Zaten kimya mühendisliği lisansım ve yüksek lisansım da kimya mühendisliği olduğu için alanımda devam ediyorum. Kolaylıklar diliyoruz. Şimdi tabii hijyen özellikle şu son 2 yıldır en çok hayatımızda olan sözcüklerden bir tanesi. Belki de bu pandemi süreciyle birlikte biz evlerimizde o hijyeni ve özellikle kendi ellerimizde, yüzümüzde bu hijyeni fazlasıyla sağlamaya çalıştık ki virüs bulaşmasın. Tabii bir de bunun endüstriyel boyutu var. İş hijyeni boyutu var. Bugün de bu konuyu sizinle konuşmak istiyoruz. Anlatmanızı rica edebilir miyiz önce? Kavramsal olarak nedir iş hijyeni dediğimiz kavram? Biz iş hijyeni deyince çalışan bazlı düşünüyoruz. Çalışanın sağlığını, yani iyi olma halini, böylelikle de büyük ölçüde bu toplum sağlığını koruyabilmek için çalışma ortamında sağlığı bozabilecek her türlü tehlikenin tahmin edilmesi, tanınması, değerlendirilmesi, kontrolünü sağlayan bir disiplin iş hijyeni. Bir iş hijyeni tehlikeli ajanların belirlenmesini istiyoruz. Hastalığa ya da rahatsızlığa neden olabilecek tehlikeli maddelere maruz kalmaya bağlı riskin kapsamının tanımlanmasını istiyoruz. Bu tanımlama sonunda değerlendirmemiz gerekiyor. Nasıl bir değerlendirme? Biz bir önlem almalı mıyız? Acil bir önlem mi almalıyız? Uzun sürede mi zarar verir? Kısa sürede, akut sürede mi zarar verir? Ya da hiç zarar vermiyor mu? Bunu görmeliyiz. Yani uzun veya kısa vadede sağlığın bozulmasını önlemek amacıyla risklerin kontrolünün sağlanması için iş hijyeni gereklidir. Benim alanım kimyasal riskler olduğu için ben onun alanında birazcık durmak istiyorum. Biraz tehlikeli kimyasal, yani bir maddenin tehlikeli olabilmesi için ne özellikleri olması gerekir? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Bizim yönetmenimizde zaten bu tanımlama ayrıntılı olarak yapılmış. Yani bu kimyasal patlayıcı olabilir, alevlenir, toksik olabilir, zararlı olabilir, alerjenik olabilir, mutajen olabilir. Bunların hiçbiri olmayabilir. Kimyasal, fiziko, kimyasal ve toksikolojik özellikler olabilir. İş yerinde bulundurulma ve kullanılma şekli nedeniyle çalışana veya çalışanın sağlığına ve güvenliği yönünden risk oluşturabilir. Ya da mesleki marka sınır değeri belirlenmiş maddeleri biz tehlikeli kimyasal madde diyoruz. Bu maddeler vücudumuza solunum yoluyla girebiliyor. Toz olur, sis olur, duman, gaz, buhar, lif olabilir. Ya da deri yoluyla girebilir, deri obstrüksiyonu ya da gözümüze zarar verebilir, göze temas edebilir. Sindirim yoluyla vücudumuza girebilir, kimyasalları yutabiliriz, kimyasal bulaşmış elleri temizlenmeden yemek yenmesiyle sindirim yoluyla bulaşabilir, sigara içilmesi yoluyla bulaşabilir gibi çeşitli yollarla bu kimyasallar vücudumuza girebilir. Ve iş hijyeninde bu noktada devreye giriyoruz. Yemekten bahsettiniz. Şimdi mesela bir çalışan diyelim evinde böyle bir tehlikeye maruz kaldı. Hani ellerini yıkamadı ve hani yemek yedi ve sindirimden dolayı bir problem gerçekleşti. Evde gerçekleşti ama bu bir çalışan ve iş yerine geldiğinde belki işte rapor almak zorunda kaldı. Ayrılmak zorunda kaldı bir süreliğine. Bu da yine iş hijyeni kapsamına girer mi? Tabii. Bizim iş hijyeni için zaten iş yerlerinin hizmet alması gerekiyor ya da kendileri bu çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu çalışmalarda çalışanların sağlık gözetimlerinin yapılması gerekir. Bu sağlık gözetimlerinde zaten bu çalışan neyle çalışmış, hangi kimyasalla çalışmış, iş hijyeninin ölçümleri yapılmış mı, ölçümlerle ilgili de bilgi vermek isterim. Bu ölçümler yapılmış mı, ortamda ne kadar var? Yani bu çalışan daha önceki çalıştığı yerden de etkilenmiş olabilir. Çünkü meslek hastalığı diyoruz. Evet. 10 sene bir fabrikada çalışmıştır, boya yapmıştır çalışan. Daha sonra 2 sene başka bir yerde, 2 ay başka bir yerde çalışmıştır. Ama 10 senelik süreç onun zaten bedenini etkiledi bir şekilde ve o 2 yıllık çalıştığı sürede ortaya çıkmış olabilir. Kesinlikle. Bunun için zaten mesleki sağlık gözetiminin yapılması gerekiyor. Bu da zaten bizim yönetmeliklerimizde, kanunumuzda var. Bu gözlemler sonucunda çalışanın nereden etkilendiğini görebiliriz. Bu ölçümleri de kimyasal ölçümleri neden yapıyoruz? Zaten işte çalışan buradan mı etkilendi? Bunu görmek için.
Bu ölçümler hakkında biraz bilgi verin isterseniz. Aa, çok sevinirim. Evet, yani nasıl şimdi ölçümden bahsettiğiniz test ve analizler muhakkak yapılıyordur. Nasıl bir yol izliyorsunuz bu ölçümlerde? Bu ölçümlerde biz çalışma ortamında bulunan çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek gürültü, titreşim, aydınlatma gibi fiziksel etkiler olabilir. Toz, gaz, buhar gibi kimyasal etkiler olabilir. Virüs, bakteri, mantar gibi biyolojik etkenler olabilir. Bunun nicelik kriteri tayini yapıyoruz. Her kimyasalın farklı özelliği var. Farklı bir maruziyet sınır değeri var. Örneğin kurşun 0,15 ppm iken alüminyum 5 ppm daha yüksek bir değer. Bunların her birini kimyasal özelinde değerlendirmek gerekiyor. Ve biz bu ölçümleri daha önce enstitümüz başkanlığı altında yapıyorduk. Fakat çok fazla iş yeri olduğu için, çok fazla talep olduğu için tecrübemizi sahaya yansıtmak istediğimiz için yetkili laboratuvarlara yetki veriyoruz. Ve yetkili laboratuvarlarımız şu an bu ölçüm işlemlerini yapıyor. Ve hangi parametrede yetkili olduklarını görmek için de internet sitemizden bulabilirsiniz. Yani iş yerlerinde bulunan, kullanılan, işte ortaya çıkan kimyasalları, fiziksel ajanları ya da biyolojik ajanları incelemek için, yani size zarar veriyor mu çalışana, vermiyor mu, nedir, ne değildir diye ölçüm yaptırmak gerekir. Bu ajan dediğimiz sözcük de zarar verici madde değil mi olarak adlandırıyoruz? Evet. Neler var, nasıl bir yol izliyorsunuz? Bir sıralamayı anlatmanızı rica edebilir miyiz? Tabii ki. Biz öncelikle iş yerlerinde bir temel karakterizasyona bakıyoruz. Nedir bu iş yeri, ne konuda çalışıyor, hangi kimyasallar üzerinde çalışıyor ya da hangi fiziksel tehlikeler var, bunları görüyoruz. Benzer maziyet grupları oluşturabiliyor muyuz? O da şu demek, yani bir asit havuzu düşünelim. İş başında 5 tane çalışan çalışıyor. Hepsi 8 saat boyunca aynı işi aynı şekilde yapıyorlarsa onlar benzer bir maruziyet grubudur. Evet. Ya da orada bir çalışan 8 saat boyunca çalışıyordur ama başka bir çalışan 1 saat orada çalışıyordur, 1 saat boya yapıyordur, 1 saat yük taşıma işlemi yapıyordur. Bu çalışanın etkilenmesi de farklıdır. Tabii. Bunlar farklı bir grup olarak değerlendirilir. Kadın erkek de değişir değil mi maruziyetlerde? Tabii ki. Antropometrik özelliklerimiz de değişiyor. Evet. Ama biz genel olarak işte çalışanın yaptığı işi takip ederek bu grupları oluşturuyoruz. Farklı işler yapıyorlarsa farklı ölçümler alıp ona göre değerlendiriyoruz. Bu çalışma için ölçüm prosedürünü belirliyoruz. Çok yoğun bir toz var örneğin. Biz o tozu alabileceğimiz işte 2-3 filtre kullanacağımız bir şekilde ölçüm yapabiliyoruz. Ya da daha az maruziyet olduğunu düşünüyorsak ona göre bir çalışma yapıp ona göre uygun prosedür seçiyoruz. Sonra işte diğer bilgileri belirliyoruz. Milyonlarca kimyasal var. Hepsini bilmemiz mümkün değil. Bunları işte fabrikada ya da iş yerinde hangileri varsa ön inceleme yaparak görüyoruz. Ve bunlara göre bir ölçüm stratejisi oluşturuyoruz. Tabii bir de şu var değil mi, kimyasallar bir aradayken belki çok daha farklı etkileşimde tabii bulunuyor ki. Tepkimeye girdikleri için. En basitinden hani evlerde hep derler ya, tuz ruhuyla çamaşır suyunu aynı anda kullanmayın, zehirlenebilirsiniz diye. Kesinlikle. O geldi aklıma. Çok haklısınız. İşte biz bu kimyasalların hangileri kullanılıyor, aynı ortamda mı kullanılıyor, kapalı sistemde mi kullanılıyor, açık sistemde mi? Böyle yine boyadan örnek vereyim. Siz açık havada ayda bir boya işlemi yapabilirsiniz. Bu sizi çok etkilemiyor olabilir ama kapalı bir ortamda bir saat bile yapsanız o işi, o havada asılı kalacağından sizi 3 saat boyunca da etkiliyor olabilir. Tabii. Yan tarafta asit havuzundan gelen, siz asitle çalışmıyorsunuzdur ama oradan gelen buhar da sizi etkiliyor olabilir. Tabii. Çalışma ortamının koşulları da çok etkilidir. Biz bunları belirliyoruz. Sonra ne kadar madde kullanıyorsunuz? Yani siz çok sık aralıklarla çok sık zararlı bir madde mi kullanıyorsunuz? Yoksa ayda yılda bir çok az zarar verecek bir şey mi kullanıyorsunuz? Çalışan ne kadar maruz kalıyor buna dediğim gibi. Daha önce ölçüm yapılmış mı ona bile bakıyoruz. Yapılmış, yüksek çıkmış. Bir önlem alınmış mı? Önlem fayda göstermiş mi? Bunların hepsini göz önüne alıp ölçümümüzü biz öyle planlıyoruz. Evet. Fabrikaları düşünecek olursak şimdi çok fazla tabii kimyasallarla çalışmak zorunda kalıyor çalışanlar. Hani o ön inceleme nasıl yapılıyor, sonrasında nasıl çalışılıyor? Tabii. Bir örnek vermenizi rica etsek. Tabii ki. Fabrikayı ele alalım. Ön inceleme yapıyoruz. Bu incelemede dediğim gibi maruziyet kaynaklarını belirliyoruz. Bütün bölümleri inceliyoruz. Hangi kimyasal maddelere çalışıyor? Bütün kimyasalları bilmemiz mümkün değil. Burada malzeme güvenlik bilgi formları var. Bunlardan yararlanarak işte XYZ içerisinde 3 çeşit kimyasal da olabilir, 5 çeşit kimyasal da olabilir. Biri deriyi tahriş eder, biri göze sıçrarsa zarar verir. Bunları bu içeriklerine bakarak malzeme güvenlik bilgi formlarından kaynaktan alıyoruz. Ve
Daha sonra bu kaynaklardan, sahadan ve bu kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler ışığında ölçümleri planlıyoruz. Bunun için gerekli ekipman, şartlandırma gibi ön hazırlık çalışmalarını da tamamlıyoruz. Mesela şöyle bir şey var ya, biz gidelim hadi burada 5 tane toz ölçelim diye bir söz konusu değil. Hı hı. Ön incelememizi yapacağız ki biz filtremizi 24 saat aynı nem ve işte sıcaklık koşullarında bekleteceğiz ki filtreler aynı ölçümü yapabilsin. İşte gibi ön çalışmalarımızı yapmamız gerekir. Daha sonra gidiyoruz sahada, çalışmanın yoğun olduğu bir zamanda. Örnek verdiğim gibi ayda bir boya yapılıyorsa o boyanın yapıldığı gün biz o boyayla ilgili kimyasallara bakmalıyız ki bir sonuç elde edelim. Yoksa o işin yapılmadığı gün bitmenin de bir anlamı yok. Çalışmanın en yoğun olduğu zamanda ölçüm almaya çalışıyoruz ki çalışanın ne kadar etkilendiğini görelim. Ve daha sonra laboratuvarlarda uygun yöntem seçerek analiz ediyoruz. Uygun yöntem derken bir ağır metal analizinin birden farklı yolu da var. Biz hangisi bize uygunsa, çalışma şartlarına uygunsa onu seçiyoruz. Ve maruz kalma süresi de göz önüne alınarak hesaplamalar yapılıyor. Hı hı. Bu hesaplamalardan sonra peki bir hesaplama yaptık, bir sonuç bulduk. Bunu da mesleki maruz etsinin değerleriyle karşılaştırıyoruz ki bize anlamlı bir sonuç versin. Evet. Bu ölçümler ne tür ekipmanlarla yapılıyor? Şimdi gözümde canlandırmak için soruyorum. Tabii, örneğin o havadaki taneciklerin oranını mı hesaplıyorsunuz? Nasıl oluyor? Tabii. Değişiyor. Var yok bile diyebiliyoruz. Yani bazı kimyasalların orada olup olmadığına bile bakabiliyoruz. O anlık gaz dediğimiz anlık olarak 4 dakikada 5 dakikada yapılan ölçümler oluyor. Onlar mesleki maruz etsinin değerleriyle karşılaştırılmıyor ama en azından ölçüm yapılması konusunda bize bir fikir veriyor. Filtrelerimiz var, tozu ve işte ağır metalleri onlara alabiliyoruz. Tüplerimiz var, içinde ağır aktif karbon içeren tüplerimiz var. O aktif karbonlar işte uçucu organik bileşikleri tutuyor. İşte gürültüde gürültü cihazlarımız var, aydınlatma için lüks metrelerimiz var gibi çok çeşitli. İsterseniz internet sitemizde de ayrıntılı fotoğrafları bulabilirsiniz. Her ölçüm için ayrı bir, işte hatta formaldehit için pasif örnekleyicimiz var, aktif örnekleyicimiz var birinden. Bunların hepsini pompalara bağlıyoruz. Onu söyleyeyim. O pompalar insan nefesi kadar ayarlanıyor hızları. İşte insan nefesini ne kadar soluyor değil mi? Şey. Evet, bir seferde evet, hani ne kadar vücuduna giriyor? Tabii. Bu yine parametreden parametreye değişir. Bazısını 2 litre bölü dakika ile çekerken bazısını 0,1 ile çekiyoruz. Bunlar hepsi solunum hızımıza ve işte o vücudumuza giriş hızına bağlı olarak hesaplanmış değerler. Biz o uygun metotları oradan işte metotlarımızda ne diyorsa ona göre ayarlıyoruz. Ve işte 2 saat, 3 saat, 4 saat artık ne kadar diyorsa bizim prosedürümüz. Buna göre örnekliyoruz. Çalışanın solunum bölgesi dediğimiz bölgeden nümune alıyoruz. Çalışan daha çok yakasına takıyoruz solunum bölgesi içerisinde olduğu için. Yakasına çalışanı engellemeyecek şekilde numunelerimizi alıyoruz. Ama gürültü cihazlarımız tabii ki çok büyük cihazlar. Onları belli bir ortama kuruyoruz. İşte kişinin en çok yakınına kurabileceğimiz şekilde gibi çeşitli cihazlarımız var. Dediğim gibi merak edenler için internet sitemizde de ayrıntılı fotoğraflar var. Çok teşekkür ederiz. Peki radyasyon için bu tür bir ölçüm var mı? Var ama biz o konuda daha akredite olmadık ve daha çalışmalarımızı tamamlamadık ama radyasyon için de ölçümlerimiz var. Deneme aşamasında şu an ama onu da geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü bildiğim kadarıyla hastanelerde özellikle o röntgen çekim bölgelerinde çok yoğun miktarda radyasyon var ve orada çalışanların hani maruz kaldığı ölçümler, bilmiyorum belki de İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu tarafından değil de başka birimler tarafından gerçekleştiriliyordur şimdilerde. Ama anladığım kadarıyla ilerleyen zamanlarda siz akredite olduktan sonra yine İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu da bu konuda çalışmalar yapacak. Doğru mu? Anladım. Evet doğru. Onlar daha çok Sağlık Bakanlığı'na ölçümleri yapılıyor şu an. Ama biz de sadece hastaneler olarak düşünmüyoruz. Her yerde radyasyon oluyor. Biliyorsunuz artık bazı istasyonlara her yerde. Tabii. Onun yakındaki çalışanların işte ne kadar etkilendiğini uzun vadede, kısa vadede ne kadar etkilendiğini görmek gibi. Çeşitli çalışmalar için mutlaka bu ölçümleri de geliştirmemiz gerekiyor. Biz de bu konuda çalışıyoruz. Umarım kısa sürede aktif olarak ölçüm yapmaya başlayabiliriz. Bu ölçümler yapıldıktan sonra bir rapor mu hazırlanıyor, iş yerine mi sunuluyor? Sonra iş yeri bu raporu nasıl değerlendirip, nasıl sonuçlarını düzenlemek için çaba sarf ediyor? Biraz da bu konudan bahseder misiniz? Tabii ki. Bizim genelde iş yerlerimiz, birden fazla çalışan varsa ortak sağlık güvenlik birimleri dediğimiz yerlerden hizmet alıyorlar. Bu sınıflarına göre iş yerleri 3 sınıfa ayrılıyor. Tehlikeli, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli.
bu sınıflara göre de işte her çalışan başına alınması gereken, işte eğitimler yapılması gereken, zaten yapılması gereken ölçümler var ya, bunlara göre iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri bu firmalara hizmet veriyor. Hı hı. Bu iş güvenliği uzmanları tabii ki firma sahipleri ya da çalışanlar bunları değerlendirecek yeterlilikte olmayabilir, eğitimler alıyorlar ama işte burada bu ortak sağlık güvenlik birimlerimiz devreye giriyor. Buradaki iş güvenliği uzmanları fabrikayı tanıyor. İşte bizim yetki verdiğimiz laboratuvarlar da işte sahayı gezip ölçüm yapmış oluyorlar. İkisi biz laboratuvarların yazdığı raporları iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri değerlendirerek alınması gereken önlemler varsa, yapılması gereken başka analizler varsa, sağlık analizleri varsa iş yeri hekimlerimiz orada devreye giriyorlar. Bu şekilde hizmet alıyorlar ve bu şekilde değerlendirme yapılıyor. Evet, yapıldıktan sonra siz tekrar ölçüme gidiyor musunuz? Hani acaba gerekli tedbirler alınmış mı diye bakmak için? Tabii bunu yapan laboratuvarlarımız hepsi İSG Katip adında bir sistemimiz var. Hı-hı. Hepsi bakanlığımızın sistemine girmek zorunda bu sonuçlara. Biz bu tehlikeli yüksek değerler varsa bunları takip ediyoruz. Eğer bir denetim yapılması gerekiyorsa denetime müfettişlerimiz gidiyor. Ya da bir önlem alınması gerekiyorsa alındı mı diye. Tabii ki hemen önlem alınamayabilir. Bir havalandırma gerekiyordur örneğin. Evet. Hani bunu yapmak birkaç ayı bulabilir. İşte biz bunu takip ediyoruz. Hı hı. İş güvenliği uzmanlarımız bu konuda işte defterleri var. Defterleri bir şey yazılmış mı, risk değerlendirmesi yazılmış mı, ne kadar sürede çözülmüş. Biz bunların hepsini takip etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Ama süre gelen, mesela sürekli yüksek çıkan bir değer varsa tabii ki onunla ilgili de çalışma yapıyorsunuz. Bir de kişisel ekipmanlar da var tabii. Hani kimyasalın göze kaçmasından bahsettiniz örneğin. İşte gözlük kullanımıdır ya da tabii bilemiyorum hangi iş için hangi ekipman daha önem kazanır. Bu konuda da onlara bilgi veriyor musunuz iş yerlerine? Hani çalışanlar bu tür ekipmanlar kullanabilir bu kimyasala maruz tabii kalmamak için gibi. Tabii şimdi dediğiniz gibi maskeler de çeşit çeşit. İşte uçucu organik bileşiklere için kullanılan maskeyle başka bir toz için kullanılan maske farklı olabiliyor. Tabii. Zaten daha çok aşina olduk bu pandemi sürecinde evet. De. Maskelerin de çeşitleri var. Mesela dediğiniz gibi işte bizim İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü birimimiz enstitümüzde kişisel koruyucu donanım adında bir birimimiz daha tabii, var. Tabii konuşmuştuk programımızda. Hani sizinle bağlantı kurmak için aslında söyledim. Detayları konuştuk evet. Uzmanımızla. Evet, bu uzmanlarımız bu konuda sahaya destek veriyorlar. Hangi hangi kişisel koruyucu donanımın kime kullanılması gerektiği konusunda. Ama dediğim gibi biz bütün iş yerlerine gidemediğimiz için iş güvenliği uzmanlarına da bu yetkiyi, işte eğitimlerini veriyoruz. Sınavlar yapıyoruz. İş güvenliği uzmanlarını aldıkları için iş güvenliği uzmanları daha çok destek oluyorlar. Yani burada şu kimyasal yüksek çıkmış, gürültü çok yüksek çıkmış, şu tür bir kulaklık kullanmamız gerekir diye. Bunu iş güvenliği uzmanlarımız daha çok sahada çalışıyorlar. Anladım. Şimdi bir de maruziyetle ilgili biraz daha sormak istiyorum. Şimdi çalışanın maruz kaldığı bir kimyasal var ama tabii bu kimyasalın da bir derişimi var, bir miktarı var. Bunu etkileyen değişkenler neler? Burada çok fazla parametre var. Mesela zararlı maddelere salındığı kaynak sayısı, yani bir asit azıyla 5 asit azının tabii ki derişimi aynı olmaz, etkilenme derişimi aynı olmaz. Evet. Üretim hızının üretim kapasitesine oranı, kaynaktan gelen salınan hızı, her kaynağın tipi, yeri, dediğim gibi havalandırması olabilir. Zararlı maddelerin işte havalandırma varsa havalandırmayla dağılması olabilir. Bu havalandırmaların etkinliği olabilir. Kişinin kaynağı ne kadar yakın olduğu olabilir. Yani kişi kaynağın çok yakınındaysa tabii ki daha farklı olacaktır. Daha yoğun hissedecektir tabii. Tabii ki kapalı sistemde çalışılan bir iş yerinde tabii ki işçi daha az etkilenecektir. Ama şundan da bahsettiniz, hani birebir maruziyet de var, bir de hani sigara içildiğinde, bir de ortama o sigaranın kokusu yayıldığında ortamdakilerin de havadan, sigara dumanından etkilenme durumu var. Tıpkı onun gibi değil mi? Hani bir kimyasal birebir çalışanın etkisiyle yanındaki başka bir çalışanın etkisi aynı olmayacaktır. Onun da ölçümleri yapılıyordur muhakkak. Kesinlikle. Yani sigara içen çalışanın tabii ki ciğerleri daha çabuk etkilenecektir o kimyasaldan. Kişiden kişiye bile değişir bu etkilenme ama sigara kullanan kişilerin tabii ki hasta olma olasılıkları daha yüksek ve bu kimyasallardan etkilenme olasılıkları daha yüksek. O yüzden çok işte etkilenecekse, ciğerleri çok sağlam değilse belki o kimyasalın başında çalışması da hatalı olabilir. Bunu iş yeri hekimi mutlaka değerlendirecektir. Evet.
tabii çeşitli ölçümlerini yaparak kan analizlerini alabilir, işte akciğer grafiklerine bakabilir. Oradan değerlendirme yapar. Hı hı. Kişinin işi uygulama tarzı ve cinsiyeti, yaşı da değişir. Bu kişisel koruyucu donanımlardan bahsettik. Kullanan evet. çalışan da kullanmayan çalışan da aynı şekilde etkilenmez tabii ki. Gibi çeşitli değişkenler bu maruziyet değişimini etkilemektedir. Hepsi o rapora bir şekilde sizin tarafınızdan yazılıyor değil mi? Hani bu maruziyette kalıyor kişi. İşte bu yaşta, bu kiloda, bu boyda belki kadın ya da erkek sigara içiyor ya da içmiyor gibi analizler de yapılıp ona göre hem iş yeri hekimleriyle hem de o ölçümde çıkan sonuçlarla bir rapor hazırlanıyor, ondan bahsettiniz. Tabii biz onları tavsiye olarak yazıyoruz. Biz normalde bütün çalışanları eşit olarak 8 saatlik maruziyet değerine göre hesaplıyoruz. Hı hı. Bizim zaten analizimiz genel bir bilgi yazıyorsunuz. Evet, genel bir bilgi. Aynen. Genel olarak yazıyoruz ama aslında yorum olarak işte şu şekilde, işte şu kadar çok mesela 8 saatlik çalışmaya göre alıyoruz ama bu çalışan 10 saat duruyor gibi. Ya da işte dediğiniz gibi etkilenmesi daha çok olabilir. Ya da biz sağlıkçı olmadığımız için sağlık analizleri de karşılaştırıp iş yeri hekimi bir sonuç verebilir. Hı hı. O raporları onlar değerlendirip daha çok işte iş yerine özgü defterler var, oralara işliyorlar. Yani hı hı. burada bu çalışanın değeri bu kadar çıkmıştır. Bu çalışan aynı zamanda şu şekilde sağlık değerleri vardır. Şöyle şekilde önlemler alınması gerekmektedir diye daha hı hı. çok iş yerine özgü veriler veriliyor. Yani biz iş yerine özgü yorumlar çok fazla yapmamaya evet, çalışıyoruz. Evet, daha genel geçer. Çünkü o biraz cümleler. Evet. Orayla çalışan kişilerin daha hakim olduğu bir konu. Tabii. Oranın iş yeri hekimi ve oranın iş güvenliği uzmanının yorum yapması daha doğru olur. Evet, çok haklısınız. Şimdi bir iş yeri yeni açıldı. Size doğrudan başvuruyor mu ölçüm yaptırmak isterse? Yoksa hani belli bir süre geçiyor ya da siz örneğin bir yılda, iki yılda bilemiyorum tabii süreleri ölçüm yapmaya gidiyor musunuz? Hayır, ölçümü daha çok şöyle oluyor. Ölçümü kim iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi burada ölçüm yaptırılması gerekmektedir diye zaten işverene bilgi veriyor. Zaten bizim biliyorsunuz teftiş ayağımız da var. Yaptırmazsa teftiştir. Bunlar zaten neden yaptırılmadı gibi sorulur. Evet. Ama çalışan işveren ya da işte iş güvenliği uzmanı bu ölçümleri yaptırmak istiyorsa beklemesine hiç gerek yok. Daha önce biz dediğim gibi İSKİM olarak biz yapıyorduk ama her fabrikaya, her iş yerine yetişmemiz mümkün olmadığı için şu an laboratuvarlarda veriyoruz. Evet. Aynen. İş yerine ölçüm, test ve analiz laboratuvarlar arasında yönetmeliğimiz var. Bu çerçevede yetkili almış laboratuvarlarda hizmet alınması gerekiyor. Ama şöyle bir durum da var. Her laboratuvar her kimyasaldan ya da her parametreden yetkili olmayabilir. Hı hı. Bir laboratuvar gürültüden yetkilidir. Diğeri hem toz hem gürültüden yetkilidir. Sizin ihtiyacınıza göre de bir laboratuvar seçmeniz gerekir. Bunu iş yerinizin internet sitesinde filtreleyip bulabilirsiniz. Hı hı. Sizin seramik sektöründe çalışıyorsunuzdur. Silis ölçtürmeniz gerekiyordur. Silis ölçen 10 laboratuvar olabilir ama toz ölçen 50 laboratuvar olabilir. Hı. Sizin ihtiyaçlarınıza göre de bu ölçümleri yaptırmanız daha doğru olur. Asbest ölçmeniz gerekiyordur. Ona göre bir laboratuvar bulmanız gerekir. Onun yetkisini almış bir laboratuvar bulmanız gerekir. Bunların hepsini internet sitesindeki yetkili laboratuvarlardan yaptırılması gerekiyor analizlerin. Evet. Biz şu an daha çok proje bazlı çalışıyoruz ve kendimizi geliştirme bazlı. İşte referans laboratuvar olma gibi daha çok laboratuvarlara işte elimizden geldiği kadar eğitim vermeyi, sadece laboratuvarlara değil sahaya işte ön inceleme bir projemiz var, danışmanlık projemiz. Ön incelemede hangi yerlerde neler ölçtürüleceğine, nasıl dikkat edileceğine yönelik projelerimiz var. Biz şu an sahaya bu şekilde destek vermeyi tercih ediyoruz. Laboratuvarlarımız bu işleri yapıyor. Yani laboratuvarlara da rakip olmamak açısından. Evet, evet. Emeklerinize bu şekilde sağlık. Laboratuvarlarımız yapıyor. Emeklerinize çok sağlık. Güzel. O zaman son olarak şunu da sorayım. Bu ölçümler yapıldı. Sonuçları nasıl değerlendirilecek? Bu değerlendirmeler dediğim gibi kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğimiz var. Orada mesleki maddesinin de değerleri var. Oradan açıp bakılabilir sonuçları. Rapordaki sonuçlar zaten değerlendirilmiştir ama değerlendirilmesi açık bir yönetmelikten bakılabilir. Yine kanserojen, mutajen maddelerle çalışmalarla sağlık güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğimiz var. Tozla mücadele yönetmeliğimiz, asbestle çalışmalarda sağlık güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğimiz gibi birçok yönetmeliğimiz var. Bunların arkasında mesleki maruziyet sınır değerleri bulunarak
değerlendirme yapılabilir. Evet, Sayın Boğa çok teşekkür ediyoruz. Aktardıklarınız çok gerçekten çok önemli, çok kıymetli. Buradan iş yerlerine bir kez daha iş hijyeni konusunda ölçümlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Merkez Müdürlüğü tarafından ve laboratuvarlar tarafından yapıldığını hatırlatmış olalım. Size de çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, katkıda bulunduğunuz konular için. Ben teşekkür için. Ederim. Ayrıca şey de söylemek isterim. Buyurun. Bir isterlerse başkanlığımızı arayıp bilgi alabilirler. Detaylı bilgi alabilirler. Tabii ki internetten mail atabilirler. Bir şey konuda yardımcı olmaya, destek olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Boğa aktardıklarınız için. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Ben çok teşekkür ederim. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hoşçakalın.